Evet, herkese yeniden merhabalar. Bugünkü ders libretonun kendisi değil. Bu defa biraz daha farklı bir şekilde ele alacağız. Timetable, yani dağıtım yaptığımız projeden biraz örnekler vereceğim. Şu limitation dedim, benim limitation olarak bahsettiğim şey. Tabii burada işin zor kısmı şuydu. Normalde ders dağıtım programları yapıldığı zaman hiç bu gibi problemlerle uğraşmamak için bütün sınıfların ve bütün öğretmenlerin işte programı için ders sayısını 30 veyahut 40 falan yapıyorlardı. Siz oradan işte günlük 8 saatini açıyordunuz ya da 6 saatini açıyordunuz falan filan. Ama ben tabii bunlar veri tabanını sunucuda tuttuğum için çok da fazla yer kaplamasın istediğimde bunu işte dağıtım grubunun artık günlük ders sayısı kaçsa, mesela sallıyorum, bir ortaokulda hem sabahçı hem öğrenci grubu olabilir veyahut sabahçılar ilkokul olur, öğleden sonrakiler ortaokul olabilir. Mesela bunların günlük ders saati değişebilir. Diyelim ki sabahçı öğrencilerin 6 saat dersi varsa günlük, öğleden sonrakilerin 8 saat dersi vardır ya da 7 saat vardır gibi. Tabii burada bir miktar da sıkıntı oluyordu çünkü bunu bir defa tanımlamak gerekiyor. Mesela siz limitation'ı nasıl tanımlayacaksınız? Öğretmene limitation nasıl tanımlanır? Sınıfa limitation nasıl tanımlanır? Ondan da biraz bahsetmek gerekiyor. Şimdi sınıflar zaten kendine ait gruba bağlı. Burada niye burası değişmedi onu anlamadım ama burayı değiştirmesi gerekiyordu. Kendisine ait grubu olduğundan dolayı sınıf için sadece şu: İşte pazartesi günü şu kadar dersi var, şu saatler açık, şu saatler kapalı. Şu saatler açık, şu saatler kapalı gibi bilgiler var. Sadece kendisine ait. Yani gün gün işte 8 saatse 8 saatlik bir dizi oluyor. O dizinin içerisinde artık hangi saatler kapalıysa, mesela burayı kapatmak veya açmak gibisinden, onlara ayarlıyorsunuz. Ama 8 tane elemanı var. Ve her eleman boolean türünde oluyor. Biz de buna göre işte öğretmenin veyahut sınıfın dersi açık mı değil mi? Açıksa mesela ders yerleştirme yapılabilir diyoruz. Açık değilse mesela yerleştirme yapılamaz. Burada mesela şuralar kapalı, cumartesi pazar kapalı. Ama mesela kurs olsaydı buralar açık olacaktı, buralar kapalı olacaktı gibi. Fakat öğretmenlere gelince, burası öğretmen bu arada, ID'lerini göstermişim ben. İsimlerini göstermemişim. Burada üstüne geldiğiniz zaman isimleri görünüyor. Fakat ben sınıfları bir miktar yaptım. Öğretmenler kısmını yapmadım. Eski haliyle duruyor. Bakın, öğretmen listesi buradan gittiği için bir miktar gereksiz olmuş. Benim niyetim şu: öğretmenler burada olacak. Ben öğretmeni seçeceğim. Öğretmeni seçtiğim anda limitation ve aktiviteler, yani dersler burada görünecek. Onu da şöyle tasarlamış: sınıf kısmı burada, limitation burada, aktiviteler burada, yani dersler burada olacak. Dolayısıyla bizim kullandığımız sistemde column, mesela dikey olarak parçalıyorsak column kullanıyoruz, yatay olarak parçalıyorsak row kullanıyoruz. Ve tabii şimdilik öğretmenlerde row kullanmışım. Dolayısıyla aslında burayı column yapacağım. Column'un birinci elemanında öğretmen listesi olacak. İkinci elemanında ise şuranın komplesi olacak. Ama burası bir row olacak. Daha sonra bu row'u da kendi içerisinde parçalayacağız. Tabii verilerde öğretmen için veriler bir miktar daha farklı. Öğretmenin limitation'ı, mesela bir öğretmen hem sabahki ders grubuna girebilir hem de öğleden sonraki ders grubuna girebilir. Dolayısıyla her bir ders dağıtımı için ayrı bir limitation tanımlanabilir. Buna göre tasarlanmış tabii veri tabanı. Hatta şöyle yapalım. Mesela bu
Aa. Niye ya? Niye? Classes limitation değil. Classes limitation değil. Neyse bir DT yapalım. Available yazmışız, tamam. Bakın mesela burada hangi tabloda hangi bilgiler var? Class'ın ID'si, günü ve saati. Saatleri daha doğrusu. Burada gün konusu, ben bunu zorunlu olarak web tabanında, veri tabanında bir gün tablosu oluşturmuşum. Ve bu gün tablosu da işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye tanımlamışım. Dolayısıyla bir sınıfa veri tabanına aynı anda bir güne ait iki tane veri girilemez ve 7'den fazla da bir gün sayısı girilemez. Ben bunun kısıtlamasını yapmışım tabii. Bu biraz aslında veri bütünlüğünü kontrol ediyor ama tam olarak yine kontrol etmiyor. Mesela bir öğretmene pazartesi gününe dair herhangi bir atama yapılmamış olabilir. Yani verisi yoktur belki. Bilemiyoruz. Mesela burada 335 sınıfını alalım. Bakın burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verisi, yani bütün günlere ait veriler var. Fakat kalıyorum mesela, olabilir ki ben bir de yanlışlık yapmışsam ve 7. güne dair bir veri girmemişse bu durumda ne olacak? Veri bütünlüğü bozuk olacak. Çünkü bir sınıfın bütün günleriyle ilgili veri olması gerekir. İkinci bir husus da yine veri bozukluğu, bütünlüğünü bozan şeylerin başında. Diyelim ki 7'ye dair bir gün eklemişiz ama burası boş. Hiç eleman eklememişiz. True veya false, açık veya kapalı diye bir bilgi eklememiş de olabiliriz. Bu yüzden mesela veri bütünlüğünü sağlamak gerekir. Asıl sıkıntı mesela benim için orasıydı. Şimdi öncelikle şu frontend kısmına geliyoruz. Nasıl tasarladığını ta en baştan söylemeyeceğim ama bir tane sınıf, bir tane de classes, yani sınıflar, bir de öğretmenler diye tablo oluşturmuşum. Neresi? Neresi yanlış? Neresi yanlış? Wait signal. Color signal. Şurayı bir sileyim ben. Neresi? Mevzu şu, yapmak istediğim şey şu: sınıflara geldiğim zaman mesela burası kırmızı görünüyor ama mesela seçilen sınıfın sadece kalın olması ve yazıların da ortada olmasını istiyorum. Gelelim sınıflara bir. Burası sınıfları eklediğimiz yer. Row burada. Kalın. Genişlik, yükseklik, item, labeli, tamam, yazı burada. Şimdi ben buna bir font eklemişim. Ama kırmızı neden oluyor? Is selected. Is selected. Burada true ise red, değilse blue demişim ben color signal olarak. Ama is selected neden o zaman değişmiyor? Değişmesi lazım. Mavi olması lazım. Neyse, önce bir ortaya alalım. Labeli ortaya alıyoruz. S align. Align. Leave center x, center y diyelim. Bakın, sayfa yenileyelim. Oops. Aldı. Ortaya aldı. Şimdi burası tamam. İkinci
Mevzu ise seçtiğimiz zaman, sınıflar için burayı anlatmayacağım, bunu öğretmenler için anlatacağım. Seçtiğimiz zaman mesela tamam, burada herhangi bir problem görünmüyor. Ben demişim ki seçili olan sınıf, eğer bu seçili olan sınıf ise yazısını kalın yap. Sadece kalın yap demişim. Ama niye ise mesela bakın buraya geliyorum. Sonra buraya geliyorum. En son seçili olan sınıf hala yazısı kalın. Rengi de kırmızı kalmış. Buraya gelip baktığım zaman burada mesela wait signal dediğimiz şey yazının büyüklüğü ile ilgili bir sinyal okuyorum ben. CLS ID ise benim seçili olan sınıfımın bilgisini alıyor. Fakat burada is selected kullanmışım ki bu yanlış. Yanlış olmasının sebebi şu. Çünkü is selected tamam bir sinyal ama bu sinyal hiç değişmiyor. Bir defa tıkladığım zaman değişiyor. Ondan sonra sinyali takip etmiyor. O yüzden kırmızı veya mavi kısmı çalışmıyor. Düzgün çalışmıyor. En azından. İlk etapta çalıştığı anda renk neyse öyle kalıyor. Yani sınıf seçildi. O zaman select edildi. Dur ben bunun rengini kırmızı yapayım diyemiyor. Çünkü sinyali takip etmiyor. Ben de o yüzden geliyorum bunun aynısını alıyorum. Şuraya ekliyorum. Ekledik. Bu defa color olduğu için buraya sadece red 5, buraya da blue 5. Burası şimdilik bu kadar. Basit bir konuyu anlatmak için yapmıştım zaten. Bakın şimdi kırmızı oldu ama tabii kötü bir kırmızı oldu. Onu da red 5 değil de red 7 yapalım. Daha koyu bir kırmızı olsun. Şimdi oldu. En azından hani amacım şu. Şu anda hangi sınıf ile ilgili işlem yapıyoruz bu bilinsin istiyorum. Şimdilik. Diğer kısımları öğretmenlerde yapmak istiyorum. Çünkü baştan sona anlatmak istiyorum bunların nasıl olduğunu. Tabii bir miktar yanlış değil aslında bu da düzgün ama mesela şu anda ben hangi öğretmen üzerinde işlem yaptığımı göremiyorum. O yüzden aynı mantığı burada da kullanacağım. Yani öğretmenler seçildiği anda işte şu öğretmenlerin listesi gitsin istemiyorum. Öğretmenlerin listesi burada kalsın ama şurası açılsın. Fakat şöyle de kötü bir durum var. Mesela burada öğretmenler 4 satıra yayılmış. Dolayısıyla benim ekranın kullanım alanı biraz kötü oluyor. Ben de şunu yapacağım. Diyeceğim ki öğretmen seçildiği anda bir öğretmen şurası gizlensin, bunun yerine bir tane buton gelsin, bir ok işareti aşağıya doğru görünsün. Eğer işte öğretmen seçildiği için burada mesela limitation olacak, burada aktivite olacak. Eğer ben başka bir öğretmen seçmek istiyorsam şurada bir tane ok olacak dedim ya, o oka tıkladığım zaman tekrar öğretmen listesini bana açacak. Benim amacım bu. Bugün bunu yapacağız. Daha sonra öğretmenlerin limitation kısmındaki sıkıntıları anlatacağız. Çünkü limitation gerçekten biraz zor. Yani anlatması bile şöyle. Benim bakış açımla bakmanız gerekir ki gerçekten anlayabilirsiniz. Yani ben bunu uzun süre yaptığım için bazı şeylere çok aşinayımdır. Siz ilk defa gördüğünüz için aşina olmayabilirsiniz. Bundan dolayı anlatırken biraz daha ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Her neyse, şimdi bizim amacımız şu. Öğretmen seçildiği anda şu öğretmenin listesi gizlenecek. Bunun yerine bir buton gelecek. Ok işareti olacak. Ok yerine şimdilik sadece aç diye bir yazı olsun. O yazı gelsin. Ama diyelim ki biz aça tıkladığımız zaman aç aşağıya doğru gelsin. Burada görünsün ya da kaybolsun, öğretmen listesi görünsün gibi. Bakalım nasıl olacak. Şimdi öğretmenler burada. Dediğim gibi biz öğretmenlerde row kullanmışız. Bu arada multiline yapmışım row'u. Ekran küçüldükçe row elemanları ona göre
ekranda kaç tane eleman görünebiliyorsa ona göre yerleştiriliyor, sonra alt satıra iniyor. Şimdi ben geliyorum. Column. New. Bir de şöyle bir tane statik referans oluşturalım. Statik ref bn is teacher selected. Yok. Show teacher olsun. Teachers. Static table boolean. Yani ya görünür ya görünmez. Amacımız bu. Ve ilk etapta table new true diyoruz. Şimdilik kapatıyoruz. Tabi burası olmadı. Geliyorum buraya. Column item bir teachers view yapmışız bunu. Aslında teachers view olması gayet normal. Şöyle yapayım. Bu benim teacher kısmı ya. Aslında bunların tamamını alayım. Şunu alayım. Şuraya bn teachers view diyeyim. IMPL element dedik. Buraya ekledik. Şimdi burayı ben home yapıyorum. Tabi burada bir tane değişiklik yaptığım için ben nerede? Timetables'ta neresi olabilir? Şurada. Mesela teachers'a geldiği zaman teachers view değil home çalışsın. Teachers. Şimdi çalıştı. Bu çalışacak. Ben buraya geldim. Birinci items. Ama item teachers view'i gösterecek. Fakat ne zaman gösterecek? Show teachers true iken gösterecek. O yüzden aslında item signal olacak. Sonra ben show teacher'ı çağıracağım. Bu bir mutable olduğu için ben bunun sinyalini kontrol edebilirim. Signal diyorum. Sonra map eğer true ise map true bu anlama geliyor. Eğer true ise işte bir tane öyle bir fonksiyon bana göster ki ben o fonksiyonu çağırayım. Ama ne zaman? Show teachers true olduğunda. Yapalım. Teachers map true teachers view. Bakalım. Yes. Neyi yanlış yaptık? Başka hata var mı? Hata yok görünüyor. Tamam. Bakalım. Şimdilik herhangi bir durum yok. Çalışıyor. Ama ben öğretmene tıkladığım anda buranın gizlenmesi lazım. Ama gizlendiği zaman da mesela ben burada map sadece item'ı şöyle tanımladım. Item signal'ı şöyle tanımladım. Dedim ki eğer show teachers true ise bu elemanları göster, yani şurayı göster. Ama aslında demem gereken şey şu. Show teachers false iken aç butonunu göster. True iken teachers view'i göster. O yüzden geliyorum. Map true değil. Map bool yapıyorum. Map bool benden iki tane eleman istiyor. Biri true için, biri false için iki tane fonksiyon istiyor. Tabi bunlar da aynı elemanı return etmek zorunda. Aynı eleman derken en azından trait'leri aynı olması gerekiyor.
Geliyorum buraya ve şunu diyorum. Buton eğer true ise öğretmenlerini gösterecek. Değilse buton new label öğretmenleri göster. Şimdi bak. Bir şey kaldı. Az önce dediğim gibi map bu iki tane fonksiyon istiyor ve bu iki fonksiyonun da aynı türü return etmesi gerekiyor. Burada tabii dikkat çekici bir detay var. Aslında ikisi de IMP'li element ama element bir trait. Yani tam olarak bir veri diyemeyiz. Bir pointer diyebiliriz. Tamam bir pointer'dır ama aynı elemanı return etmiyor. Burada map bool features view'den row görüyor. Dolayısıyla burada da ikinci fonksiyonda da yani false olma durumunda da bana row gönder diyor. Önce bir bunu düzeltelim. Item diyelim. Tabii bunun birkaç yöntemi var düzeltmek için. Bir tane ne diyor bu ya? Bakway. Burada da şunu söylüyor. Diyor ki Teachers VF bana IMPL element gönderiyor. Ama IMPL elementin ne olduğunu bilmiyorum ben. IMPL element gönderiyor. Bu bir row da olabilir, bu bir buton da olabilir, bu bir column da olabilir, bu bir label de olabilir. Elemente implement edilmiş herhangi bir şey olabilir. Ama diyor sen burada direkt nesne göndermişsin. Bir struct göndermişsin. İkisi birbiriyle uyumlu değil aslında. Doğru söylüyor. Ben yanlış yapmışım. O yüzden bir tane fonksiyon daha oluşturalım. Ve show buton. IMPL element. Tamam. Buton new label label diyoruz. Label şunu şuradan alalım. Buraya yapıştıralım. Şuraya da row yerine artık şunu diyebilirim. Show butonu göster. Şimdi hem bu hem de bu ikisi de IMPL element ama yine en başta dediğim hatadan dolayı tekrar dırdır ediyor. Çünkü ikisi de evet opaque type dediği şey burada opaque type. Tamam diyor bu da element bu da element ama bu ikisi bir trait aslında bana her ikisinin de aynı türden bir element göndermesi gerekiyor. Yani burada da buton gönderiyorsan burada da buton göndereceksin ama diyor burada sen öyle bir element göndermişsin ki bu bir row. Fakat burada öyle bir element göndermişsin ki bu bir buton. Ben de o yüzden geliyorum. Row new item item. Şimdi ikisi de row. Of ya. Ben bir şey gözden mi kaçırıyorum? Expected opaque. Tamam. Element opaque type. Bu defa da diyor ben tam emin değilim ikisinin aynı olup olmadığını ben ölçümleyemiyorum. Return type sadece element olduğunu söylüyor. Tamam. Into raw element. Tamam. Her ikisini de into raw element'e return ettiğimiz zaman çözülüyor. Dedim belki bunu kullanmadan olması gerekir ama olmadı. Şimdi öğretmenlere geldik. Burada öğretmen seçildiği anda aslında bunu başka yerden alabilir miyim bu bilgiyi?
Directed öğretmen. Teacher. Aslında olması lazım. Neyse. Şuraya geliyorum. Change page yapmışım ya. Aslında change page yapmayacağız. Şöyle bir şey yapacağım. Show buton set. Show buton set niye çalışmıyor? Pardon, show buton değil. Show teachers sets true ya da false. Evet. Şimdi bakın öğretmeni seçtiğimiz anda burası girecek. Sadece bir tane buton olacak. Öğretmenleri göster diye bir tane row oldu. Bunu da şöyle yapalım. Burayı yine ben buton yapıyorum. Buton item değil label. Label. On click'ine de geliyorum diyorum ki on click. Ne yapsın? Bu bir show teachers set true. Oldu. Öğretmenlere gel. Bakın. Oldu. Bir de buraya öğretmen seçildiği anda şey yapsın. Hayır, burayı biraz düzeltmek gerekiyor. Biraz da düzgün yapsak daha iyi olur. Limitation ve aktivite kısımlarını yapalım. Şimdi selected teachers diye bir tane değer oluşturayım ben şuraya. Hangi öğretmen seçilmiş? Selected teacher. Ama bu defa bir öğretmen seçilmişse o öğretmenin ID'si olacak. Ama öğretmen seçilmemiş de olabilir. Dolayısıyla option I32 maksat seçili öğretmenin ID'sini de bilelim. Şimdi geliyorum buraya. Hani burada 10 klikte ben show teachers demişim ya. Ben geliyorum buraya. Şunu alıyorum. Bu bir ne istiyordu bizden? Closure istiyor bizden. Closure'da iki tane komuttan fazlasını kullanacaksak süslü parantez ile belirtiyoruz. Selected teacher set some row öğretmen bu arada ID. ID'sini atamış olduk. Ama bu şu anda görünürde burayı yapmışız. Selected none. İlk etapta hiçbir öğretmen seçili olmayacağı için none. Tabi görünürde yine herhangi bir şey yok. Fakat geliyorum buraya. Bakın şimdi. Item signal name limitation teacher limitation. Ama neye göre? Bu item neye göre görünecek? Geliyorum buraya diyorum ki selected teacher. Eğer bir öğretmen signalini alıyorum tabi. Aldım. Map. Bu defa sum. Yani bir öğretmen seçili ise map sum dediğim zaman tabi burada sum için bana bir tane ID veriyor ya ben bu closure bir tane değer alıyor yani bir tane parametre alıyor. ID'yi aldım. Closure'un kodlarını buraya yazıyorum ve diyorum ki eğer var ise neyi göndersin? Teacher'ın imitation ve aktivitesini göstersin. Bunu nereden çağıracağız? Şurada. Bakın teacher'ın home fonksiyonu bize bunu gösterecek. Hemen
Geliyorum buraya, diyorum ki teacher, teacher home IDC I. Burada move hatası verebilir diye tahmin etmiştim ama vermedi. Bakın bu mesela bir öğretmen seçili olduğunda gösterecek sadece. Tekrar çalıştıralım. Öğretmenlere geldik. Bakın şu anda öğretmen seçili değil. Dolayısıyla burada bir şey yok. Ama öğretmen seçtiğim anda buralar düzenlendi. Tabi burası gördüğünüz gibi çorba gibi olmuş. O yüzden buraları biz düzenleyeceğiz. O da bir sonraki ders için anlatacağım şey. Neden sorunlu, neden kontrol etmesi zor bir şey dememin sebebi de bu. Eskiden mesela ben bunu bulma ile ya da bootstrap ile yapmaya çalışıyordum ama şimdi onların avantajı çok basit bir şekilde standart bir web sitesi yaparken gerçekten çok işe yarıyor. Ama mesela benim böyle bir tablo oluşturmam için gerçekten yani gidip CSS'yi öğrenmem gerekiyordu. Tabii ben de CSS'den nefret ettiğim için sıkıntı oluyordu. Bunu mesela düzenlemek benim için çok daha kolay. Hiç CSS HTML kullanmadan Munzun ile bunu yapmam gerçekten çok aşırı kolay. Bunu yapacağız. Öğretmenleri bakın artık öğretmenler gösterse de göstermese de herhangi bir şekilde burası artık silinmez. Çünkü burası öğretmenin seçtiği olup olmamasına bakıyor. Tabii burayı da isterseniz şöyle bir ne yapalım? Burada nerede? Labeli burada. Button S font new weight, daha doğrusu biraz daha açalım isterseniz. Bakın şöyle bir şey yapalım. Sinyal kullanacağım için. Çünkü yazının stili bir öğretmen seçili o li mi değil mi ona göre kontrol edilecek. Ona göre sinyal okuyacak. Ben de o yüzden font weight değil, weight sinyal. Yani burayı takip edeceksin. Burada bir tane değer var. Onu okuyarak takip et diyorum. Sonra geliyorum. Selected teacher signal red. Buraya ST diyelim. Selected anlamında ST'yi yazdık. Selected teacher anlamında. Buraya bir closure açtık. Sonra geliyorum ve şöyle diyorum. If let if mi if let ya da match kullanalım burada. Match st st bir options ile sum id eğer bir tane öğretmen seçili ise weight ne olsun? Font weight eşittir. Ama burada tabii bir tane de if kullanacağız. Çünkü bir öğretmen seçili olabilir ama seçili öğretmen bu öğretmen olmayabilir. Geliyorum. Bir closure da burayı açıyorum. If id eşittir row id ise font weight. Bir dakika telefondan sinyal okumayı kapatalım. Font weight ne olsun? Bold. Değilse else yani öğretmen seçili değilse font weight tabi burada biraz saçma oldu. Match saçma oldu. If let sum id st st bir sum ise font weight bold olsun. Else gene if kullanmam gerekiyor ya.
Şöyle font st yapalım. Bunu biraz daha farklı yapmak istiyorum ben. Selected teacher signal map stan ise id id eşittir row id ise font weights bold else font weights medium. Bir bakalım hata verecek burada. Evet, row taşıdığımız için burada move kullanmamız lazım. Yes. Bir bakalım. Tekrar çalıştıralım. Öğretmenlere gelelim. Öğretmenlere göster. Bakın burada mesela bu seçili olan öğretmen buydu. 15'i seçtik, biraz daha kalın oldu. Biraz daha belirgin olması için burayı white yapalım. White. Aynı şekilde font için mesela font'un weight'i şu olsun dedik ama bakın şunun olduğu gibi aynısını alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Buraya nokta atalım. Bu defa weight'i değil, color'ı sinyal olarak okusun. Ve bu defa sadece red 7 buraya da blue 5. Şimdi tekrar çalıştıralım. Öğretmenler göster. Evet, bakın seçili olan öğretmen kırmızı, diğerleri mavi ve tabii ki biraz da ne ince olsun dedim. Şimdilik herhangi bir problem yok. Düzgün çalışıyor. Bunu da bu akşam yapmayı düşünüyorum. Şurayı bir düzenleyelim. Öğretmen seçildiği anda bu öğretmene ait olan limitations'ları alacağız ve bu limitations'ları buradaki günlere göre düzgün bir şekilde dizayn edeceğiz. Bunun için limitation konusunu işleyeceğiz. Bir konuda aktiviteler var. Bu aktiviteleri de en sonunda zaten yapacağız. Çok fazla bir şey kalmadı. 4-5 ders ancak kaldı ya da kalmadı. Ama bakın bu ikinci proje bu arada. Birinci projede sadece okul ekleme, sınıf ekleme, ders programı grubu ekleme vardı. Öğretmen ekleme vardı. Ben ikisini birbirinden ayırdım. Çünkü ikisi de gittikçe büyüyecek olan iki tane ayrı modüle dönüşecek. Özellikle bu kısım mesela çok büyük bir modüle dönüşecek. Şu anda basit işleri yapıyorum ama daha sonralarında işte Excel çıktısı alma, PDF çıktısı alma, test etme, dağıtım yapma. Dağıtımda mesela ben biraz daha farklı teknikler de kullanmak istiyorum, ne olur ne olmaz. Dosyanın boyutu büyüyecek. Dolayısıyla iki tane ayrı dosyaya parçaladım. Ve modüler, şimdilik modüler vari, tam olarak modüler diyemeyiz. Modüler vari çalışıyoruz. Evet, akşam da limitation kısmını göstereceğiz. Bakın burada da aktiviteler var. Aktiviteler konusu başka bir dersin konusu. Bu dersi şimdilik burada bitirelim. Daha sonra devam ederiz. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Bu arada buraya kadar gelmişseniz bakın benim kanal can çekişiyor. Çok az abonesi var işin doğrusu. Eğer ilgili arkadaşlarınız varsa, gerçekten yazılımla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa ve siz de bu kanalın faydalı olduğunu düşünüyorsanız tavsiye etmenizi isterim. Tabii bu benim için sadece rica. Neyse. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.